Sayın çağların baktığı geniş pencereden evet. bakacağız ama şunu merak ediyorum coşkun Hocam Lütfen e, sorduğum soru üzerinden de devam edelim şimdi Hamas nasıl bir hazırlık içinde bölgede İsrail girerse Kara harekatına başlarsa çıkabilir mi bölgeden Keskin nişancılar mayınlar işte e, ve kaybeden bir İsrail Sayın Çağların söylediği gibi o Yapamaz. O zaman Hamas'ın buradaki gücü tüm bölge ülkeleri için, Suriye için, Irak için, Türkiye için, işte İran'ı da içine kapsasın, Orta Doğu Büyük Planı, yüzyıllardır bizi de inandırmaya çalıştıkları, Büyük İsrail Devleti'ni kurmak istedikleri, Hamas'ın o zaman buradaki etkisi ve yapacağı hamleler İsrail ordusu üzerinde çok önemli değil mi? Kesinlikle. Ne bekliyor peki İsrail ordusunun bölgede? Kesinlikle. Şimdi az önce Gaffar önemli bir yere temas etti. Ben bugün birkaç yayına katıldım. Harekatın başlayacağı yer yani İsrail'in planladığı yerde bir gazetecimiz orada bulunan bir basın mensubumuz aynen şöyle söyledi çok da temiz safiyane ev duyguyla. gerekçe dedi hava muhalefet koşulları diyorlar ama dedi niye diyorlar anlamadım bura günlük güneşlik dedi. Bir <laughs> hani aslında dedi harekat yapılabilir. Bunu söyleyen bir gazeteci. Ne dese inandırıcı olurdu. Bir ek yapayım. Bakın hafta sonu New York Times'da 6 tane opinion bölümünde, fikir bölümünde 6 tane makale yayınlandı konuyla ilgili. 6 Altı makalenin altısı da çeşitli gerekçeler öne sürerek karar harekatının yapılmaması gerektiğini söylüyor. Heh. Kimi moral konu diyor, kimi ahlaki bilmem ne diyor, kimi Gazze'deki evem yığınak diyor. Amerika yapma diyor yani. Evet, yani, diyor. yani, yani. Orası. Ama niye? Şimdi mesela biz hep şu ilk olayda. Altı makalenin altısı da bakın. Beşi değil altısı da bunu söylüyor. Yani. Dediğin doğru bir yönelme var bu tarafta. O zaman yapmayacak mı sizce hararet? Yani ne yapacağını <laughs> bilmiyor aslında. İsrail hükümeti tamamen dengeyi kaybetmiş Çünkü ve gelecek konusunda korkuyor. az önce künanlarla. karar künanlarla. De, bilemiyor. Künanlarla. Ne yapacağını kaybetmiş, O zaman kaybetmiş. neden? Göksu az önce Fulya'ya sordu. Psikolojik üstünlüğü de kaybetti. Onu da kaybetti. Az önce asıl kritik noktası. Dünya etkiyarı umumiyesini de kaybetti. Bakın hocamın söylediği çok önemli bence. Şimdi bakın. Şunu ifade edeyim. Burada ilk başlandığı günden itibaren sürekli zaman İsrail aleyhine işledi. Çok şehit var, çok canice yani alçakça saldırılar var. Bunları dillendirmek bile bizi kahrediyor. Ama neticede uzun vadede Dünya Kamayı Hocam'ın dediği gibi uyanmaya, işte bizler vasıtasıyla aldığı doğru haberleri Şimdi Psikolojik itibar etmeye başladı diyor. ve İsrail için bana göre geri sayım başladı. Şimdi İsrail burada kara harekatı başlatır mı? Başladıdan son olur onu söyleyeyim. Çünkü Hamas zaten, zaten, zaten yani neredir başarılı olsa bile gel diye o zaten kendisini kendisini ...bu coğrafyada çok güçlü bıra bırak bırakılır. Şimdi e, sadece bu coğrafyada değil. Şimdi ya, tüm dünyada neler olacak acaba? Yani ya, şöyle Tabii düşünün. ki yani uluslararası siyasal sistem bundan derin biçimde etkilenecek. Yani temel insan hakları, hümanizm, e, işte e, savaş suçları, e, değil, şey. ki, basın özgürlüğü... ...bunların hepsinin hiçbir anlamı olmadığı ortaya çıkıyor. Bir şey söyleyeceğim Göksu, Hocam, bir izaz, izin verirseniz. Ha, şimdi 2006 yılında ben yardımcı doçent iken e, bu şeyde İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nin e, kampüsünde, Beşiktaş kampüsünde e, Sevin Toluner Uluslararası Hukuk hocası bunun tabii emekliliği var ve bu emeklilik esnasında salon hınca hınç dolu bir konuşma yaptı. Ve son derece duygusal bir konuşma yaptı. Telafer bombalanıyordu 2006 yılında. Gençler dedi ben dedi hayatımı olmayan bir şey için uzmanlaşarak yanlış yönlendirdim. Uluslararası hukuk diye bir şey yok. Siz benim yaptığım yanlışı yapmayın. Dünyada gerçek şu. Orman, orman kanunu, kanunu. Orman kanunu var. Bizim günlerdir söylediğimiz yani işte şimdi dünya bugün bunu görüyor. Bu o profesörümüzün söylediğini bugün çok net biçimde görüyor. Hocamın defterine not ettiği konuların herhangi bir kıymeti var mı? Yok. Dünya nezdinde bir geçerliliği var mı? Yok. Valla o, Orman Kanunu dediğiniz her yerde var. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri e, hakikaten alınlarından, ellerinden öpmek lazım hocam. Siz de askerlik yaptınız. Biz bilmiyor muyduk göksu. yakıp yıkmayı, hiçbir şeyi görmeden evet, bu, PKK ile PYD ile YPG ile mücadele etti. Evet hocam trajik bir örnek veriyor evet, çok zaman mı? geçti onun için. Bugün uluslararası hukuktan Buyurun, bahsedebiliriz. Sayın Hayır, bahsedebiliriz göksu, bakın bugün artık. E, Burada çok önemli bir olay ee, söz konusu oldu. Sağ olsun İrfan hocam. Evet. Ee, bu teleferde tamamı Türkmen, 450 bin kişi yaşıyordu. Evet. O bombardımandan sonra 150 bin kişi kaldı. Bir yani kısmı... hepsi öldü demiyorum. Evet. Mecburen kaçtılar. Bir kısmı Ve tuza kaçtı. 150 da bin Türkmen bombalam. kaldı. Evet. Evet. Yani işte yani çeşitli yerlere kaçtı. Bir kısmı da öldü. Öldürüldü. Göksuz yani Telefer Türkmen diye öldürüldü. Etli temizlik <laughs> şunu, yapıldı. Evet. Bunu evet. şöyle söyleyeyim. E, bu bu ma, gecenin manşeti olsun. Dünyada Türkler kadar soykırıma uğrayan, bizler kadar katledilen başka bir millet yok. Hiç kimse bana masal anlatmasın. Girit, Mora, Telefer, Hocalı, Tuz, Tusurmatu var ya. Evet. Heh. Tabii tabii. Şimdi bunları üst üste koyduğunda bir, gerçekten soyu kırılan, katledilen hep Türkler. Şimdi burada ee, hani hep konuşuluyor, işte Mossad başarılı başarısız nasıl atlar diye. Mossad'ın esas sınavı bu değil. Mossad'ın esas sınavı şimdi başlıyor. O tünellerin... Bulabilecek mi? Heh. 20 yıllık bir sürece konuşuyoruz. O 20 çok yıldır, güçlü dediğimiz Mossad, heh, e, her şeyden dünyada haberi olan dediğimiz Mossad, acaba haritaları çıkarabildi mi diyorsunuz? Asla. Bilgi İnfelsiz. sahibi değil. Ve e, mesela Hamas'ın içindeki okuma seviyesi, yani mühendislik hat safada. Ee, en hani okuma yönünden en e, kalite bir yapı olarak bilinir. Çok ciddi mühendisler var ki bu süreçte çok katkıları var. E Bakın su, su borusundan füze yapabildiğine göre o mühendislik Gaffar, kabiliyeti var demek ki yani. Merkava tanklarına tank sevar füzeleri çıkardılar. El Yasin el yapımı ve bu mühendislerin başarısı. Kim şey, yardım ediyor şeyleri sizce? Şeyleri daha var, ne, var adım adım. Nedir o bir? Ne nedir bir söz, söz hakkı tamam. 1 bir diye bir şeyleri var bir de. Üstad siz de girin biz sizi konuşturuyoruz. Yok hayır herkes dahil olsunlar. Tabii da. bölmek istemiyorum çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Sakın bölmeyin. Şunu o yüzden konuyu. <laughs> şunu Tabii, söyleyeyim. Onu bütünlüğü olsun. Buradaki tüneller bir önceki tünel şeyine gelebilir. Tünel görüntülerini alalım arkadaşlar. Tünel görüntülerini. Laf takışlardan bahsedeceğim biraz. Mesela o tünelde tünelde zannetmeyin ki dümdüz işte o 20 metre altında tüneller gidiyor. Bu değil de bir kroki vardı. Arkadaşlarının ha. evet. Veya burada da mesela biraz ilerleyelim. Bir şey eğer burada var ise göstermek isterim. Burası onu. hem tünel hem cephanelik bak. Tünellerin. İkisi ve bu, bu ha. hocam. Bakın buyurun. şimdi şurada bir tünel var. Evet varsayalım. Bu tüneller, bu tüneller mesela bir kapak var. En az 15 metre alta gidiyorsun ikinci kat tüneller başlıyor. Vietnam'da zaten... Hani 250 kilometre kadar evet. Vietnamların bana göre evet. onun evet. bir mücadelesi vardı ve kök söktürdü Amerika'yı. Amerika işte bundan mı korkuyor? İkinci kez aynı şeyi ha. yaşamamak için. Tabii içinde. tabii. Vi Ho Chi Minh'den bir yumruk yediler. Vietnam bütün, sendromu. Bütün dünya ama bütün dünyada bakın çok önemli bir konu bu. Yani Vietnam yenilgisi Amerika'nın tüm dünyadaki itibarını sarsdı. İlk inanılmaz bir yenilgi yediler. Yani Ola Vietnam'da yedi. sınırlı kalmadı o iş. Mesela Fransızlar da Vietnam'da yenildi. Ama Fransızların yenilgisi öyle bir global geldi. şeye yıkıp Geldi dönüşmedi. Vietnam tünelleri. Şimdi mesela işte. Amerika'nın... Amerika Enerji ürettikleri o da hastane, hava saldırısı. Amerika'nın göksü. Evet. E, Vietnam'da artık işin içinden çıkamadı. Zayıf, minyon tipli Amerikalıları özel bu eğitime tabi tutarak tünel fareleri adı altında birlikler oluşturdular. Onları da yerleri bir ettiler <laughs> Vietnamlılar ve... E, dediği gibi 30 yılda 250 kilometre aynı bu şekil kat kat Birbirinin içine inen hatta e, Amerikan'ın sendromu... Şimdi şunu söyleyeyim Sayın Göksu. Buyurun. Bitirince lütfen bitir canım bitir de ondan sonra. Tamam komutanım. Tamam. 2-3 dakika müsaadeniz toplayayım. <laughs> Mesela şu an oturuyoruz ya Amerikalıların Abi. Vietnam işgalde kullandığı karargah. Bir anda yerin altından biri çıkıyor. Tamamen onu etkisiz hale getiriyor tekrar geri tünele girip gidiyor. Böylesi tüneller inşa edildi. Amerika'nın o Vietnam aklını taşıdığı yer neresi oldu? YPG PKK ne dedik biz? Suriye harekat yaptıkça dedik ki ya burada devasa tüneller çıktı. İçinde araba yürüyor. İçinde yani yer altına kat be kat. İşte o aklı oraya taşıdı Amerika. E şimdi Hamas da Gazze'nin altında hani bir o kadar da yerin altında var diye espri yaptık ya başlarken. Aynı şekilde arabaların gittiği zaman zaman bu şekilde dar geçişlerin olduğu ve birbiriyle irtibatlı işte bahsettiğim tüneller alt kata geçen. Ve burada hani galerinin oluştuğu, barınıldığı, yaşam, alanı. alanının olduğu, mühimmat depolarının olduğu, üretim yapıldığı bir yeraltı şehrini oluşturdu. Şimdi eğer Mossad abartıldığı gibi ise uçan her şeyi biliyor, kaçan hiçbir şey yok ve her konuya hakim. Hadi bu haritaları çıkarsın bakalım. Bir şey soracağım ama geçen gün Cuma gününkü yayınımızda e, Sayın Eray Güçler'in de kulaklarını çınlatmış olalım. E, dedi ki işte sevkiyatlar yapıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nden acaba bazıları açıklanmadı mühimmatların e, ki e, Nüfuz İsrail edeceğim. tarafının kimyasal silah kullandığı işte fosfor bombaları Bugün gibi. Bugün Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarında çıktı ortaya. Evet şimdi bu da bir başlık olarak kalsın. Diyor ki Sayın Eray Güçler, öyle bombalar var ki bu girişleri çıkışları kapatır, e, atar içeriye, nefessiz kalır ve oradaki herkes hayatını kaybeder. Güvenlik öyle. kapıları var ama. Nüfus. Yani tünellerin tamamının birbirine bağlı olduğunu düşünmek katı yani almak. Bunun da alır. önlemini almış mı Tabii ki. Yani güvenli, siz düşünün bir yeraltı şehri inşa ediniz. Kimyasal Bakın, silaha karşı. Yeraltı ya. şehri güvenlik tedbiri denen şey insanlık tarihi kadar eski. Ürgüp'e gitmişsinizdir. Yani şey mesela Romalıların zulmünden kaçan inanmışlar Hristiyanlar yeraltı kentleri yaptılar. Orada kiliseler kurdular. Ama kimyasal Orada bile, silahla mücadele edebilecek kadar orada, güçlü müdür kim, Hamas? Kimyasal silahla Erdoğan Paşa'ma sıra yani şey yaptın ya da Coşkun abi evet. de bilir. Yani kimyasal silah dediğiniz şey hani bir yere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak için böyle hipo şişesi efendim tuz ruhu gösterdiler ya o değil. Kimyasal silah böyle ucuna roket başlığı falan takılacak. Bu tünellere falan işlemez onlar yani. O zor. İşlemez iş... mi hocam? Şöyle e, işlemez. Erdoğan paşamın da zaten konusu pek girmek istemiyorum ama. Hemen geleceğim hemen. Nüfuz edici bombalar var. Yani o erayın kastettiği odur muhtemelen. E, ikinci patlamayı gerçekleştirmek üzere. Fakat bunların full az önce bahsetti. Havadan öyle e, bir röntgenle tespiti zor. Mümkün değil. Hatta işte çökmelere karşı da az önce gördük betonarme ile güçlendirilmiş evet. bir yapıyı konuşuyoruz. Meşlul Dolayısıyla Meschi altında kalıyorlar bir. Ya o zaman sizin dediğiniz şunu anlıyorum. İsrail girerse de kara harekatına buradan çıkamayacak ve bir, bir şey daha ben şunu ekleyeceğim. Bir şey evet. ee, şimdi burada yani ne kadar teçhizat, silah evet. ve hangi kalibrede olduğunu İsrail tam olarak bilemiyor. Belki kısmen biliyor. İsrail bakımından büyük bir tehlikedir şu. İsrail aynı zamanda bir nükleer güç. İşte dünyada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesinde var. Hindistan'da, Pakistan'da, Kuzey Kore'de var. İran yapmaya çalışıyor. İsrail'e de büyük ölçüde ABD desteğiyle sınırlı ölçüde nükleer başlıklar verildi. Hamas eğer buraya bir saldırı kuzeyden başlatılırsa İsrail'in nükleer füzelerini vurabilecek donanıma sahip. Bundan da çekindikleri için ben bu operasyonu yapıp necdet Şimdi ben de aynı Hamas, e, Göksu 2014'te İsrail bunu bir denedi. Evet. Gazze'ye girmeyi denedi. Şimdi Gazze'ye girdiği an, hani kimi rivayet 3 kilometre, 5 kilometre kimi rivayet 1 kilometre kadar içeri ilerlediği şeklinde. Orada kronolojik sıralamaya bak. Hani yıllık böyle evet. kayıplara en büyük kaybı verdiği yıl o yıldır. 88 tane 66'sı sözde subay. Evet. Niye sözde subay diyorum? Yeri gelmişken az önce bir yere önemli başlık açtın ama arada kaynadı. Şimdi asker demeye dilim varmaz benim bunlara. Çünkü askerin inandığı değerler bir onuru, şerefi ve uğruna savaşta bir ideali, bir... Moral değerleri var. olması Heh. lazım. Şimdi asker kızısın bizlere mesleği alırken güvenlik soruşturması yapılıyor. Hiçbir ahlaki Hı. olaya bulaşmamış. Neden? Ailen Şerefli bile. Şerefli bir meslek. ailen de dahil. Ha, ailen de dahil. Niye? Devleti temsil ediyorum. ideolojim var, inandığım değerler var. Gerektiğinde bu değerler için ölmeyi biliyorum. E şimdi ideallerden bahsettik, şereften bahsettik ve bazı idollerden bahsettik. İsrail asker denilen kişide hangisi var? Sen Kundak'taki bebeğe gözünü kırpmadan bir de e, idrarını yapacak şekilde yerdeki cesete hangi askerin literatüründe, tarihinde böyle bir alçaklık, böyle bir şerefsizlik Siviller. var? Dolayısıyla Burada hani sözde asker, sözde İsrail diye onun için söylüyorum ordusu diye 88 tane sözde subay ve assubay <laughs> Hamas tarafından etkisale getirildi. Arkaya bakmadan kaçtılar ve bir daha son dönem oldu. Evet. 2014'te itibaren. Şimdi İsrail yok hava koşulu yok işte şartlar hocam, oluşmadı alayım, vesaire abi. gibi bahanelerle. Buraya girmeyi göz alamıyor. alamıyor. Ve Hamas da peki. zaten bunu açıktan söylüyor. Gel burada seni sürprizler bekliyor diyor. Tamam. Gazze'den çıkar, evet. çıkar da dünyadan çıkabilir mi? Yani bence hocamın temas ettiği nokta var ya. Yani tüm dünyadaki ahlaki üstünlüğü kaybetmek. Yani dünya da boş bir dünya değil, zannedildiği gibi böyle e hocam, herkesin zaten... orman kanunlarının sadece geçerli olduğu bir yer değil. Mi? Hem de teknolojinin yani. bu kadar işlediği işte Gazze'den Şöyle. paylaşılan görüntüleri oradaki basın mensupları paylaşıyor. Ertesi gün hayatta mıyım bilmiyorum ama diyor paylaştığı dakikasında saniyesinde izlediğimiz görüntüler içler acısı felaket. Yok şu ya inan yani. utanıyorum insanlığından utanıyorum. Yani acaba diyorum biz ne yapmalıyız? Yani buradaki de bir görevdir yaptığımız sesini duyuruyoruz, görüntüler gidiyor ama. Ee, az önce hocamın bahsettiği yapı yani kurumlar ya birleşememiş milletler iş birleş <laughs> birleşememiş millet asla iş çıkış evet. nerede biliyor musunuz çıkış birleşmiş vicdanlarda bak Londra'da başladı Amerika'da başladı. Yine ülkemizde başladı. Hocam manşet attınız. Evet. Hocam bir, bir ben, klasik sayın bir, bir, ben bir çok gideyim. klasik bir doğucu bir karakterim ben. Herkes bilir yazılarımdan <laughs> ama şunu teslim edelim. Bakın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin tavrı yapıcı ve doğru bir tavır. Yani Sayın Guterres... Ben... Doğru noktadadır. Peki, peki. Ben Jack tamam. de onu şey yap. Ha yani gayri sayın güreşi <laughs> yani e de on, benim on, övmem on. siz aslında pek normal değil diyorum. Ya, yani yani genelde de eleştiririm ama yani durduğu pozisyon <laughs> peki. doğru pozisyon. kendini Hakkını eleştirerek cevap verdi sayıyı yakınca. Göksu bir burada, sayın burada tek yiyeyim. çıkış son cümlem olsun. Burada tek çıkış e. birleşmiş vicdanlar. Diline, dinine, ırkına bakmadan insan oğlu birleşmeli. Arzu ettiğimiz o. Ha, on oraya doğru arz geliyor. Arz yani arz dediğin doğru. İsrail. ettiğimiz o, e, o vicdani mahkemelerde yerle bir. Onu söyleyeyim. Peki.